Herkese merhabalar, ben Emine Karaşahin. Evet sevgili arkadaşlarım, uzun bir aradan sonra tekrar bir babet yapımı ile karşınızdayım bugün. Yaklaşık 3 ay oldu, video çekemiyorum. Bu arada merak edip mesaj atan, telefon açan tüm arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükür hiçbir şeyim yok, gayet iyiyim. Hatta biraz da dinlendim, iyi oldu. Kollarım da dinlenmiş oldu. Evet, biz bu 3 ay içerisinde evde üst balkonumuz vardı. Onu 3 katına çıkardık, büyüttük arkadaşlar. Yatak odasının duvarını kırıp oradan da bir kapı çıkardık. Yani arkasından bahçede kümes inşaatı vesaire derken yani tadilatla uğraştık. Yoksa sağlık açısından herhangi bir sıkıntım yok. O yüzden de hem çok fazla gürültüden dolayı hem de işten güçten video çekemedim. Bakın arkadaşlar, yatak odasından bu şekilde kapı açtık. Burası duvardı komple. Annem de çamaşırlarını asıyor bu arada. Bakın yapmış olduğumuz balkon bu. İşte bu nedenle 3 aydır video yayınlayamadım size. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzel büyük bir balkon elde ettik. Hemen yan tarafına da bakın kiremitle kapattık. Daha öncesinde şu yan komşunun şu anda görünen balkonu kadardı. Bu balkonu neredeyse 2-3 katına çıkarmış olduk. Evet. Bu şekilde. Bugün Mart ayının 13'ü. Şöyle göstereyim, bizim burada çiçekler açtı. Bakın limon çiçekleri, portakallar, şunlar dut. Kayısın çiçeği. Evet, karşıda da kayısımız var. Etraf çok güzel arkadaşlar. Evet, şöyle. Şu yan taraf komşumuza ait. Böyle. Babam çalışmaya gidiyor. Kovayı dolduracak. Soba yakıyoruz. Babam. Biz soba yakıyoruz arkadaşlar. Bizim burada doğalgaz yok. Çok da güzel oluyor. Üstüne güzelce çayımızı koyuyoruz. Mis gibi kaynatıyor. Kestanemizi pişiriyoruz. Evet. Annem kestanemizi pişiriyoruz diye. Şöyle anneme de göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi örgümüze devam edebiliriz. Umarım biraz içiniz açılmıştır. Bazı modeller çıkardım. Birincilerini yaptım ama ikincilerini yapamadım tabii. Video çekemediğim için, beklediğim için. Şimdi emelci örgüler için çok güzel bir bot tasarladım. Onu bir göstereyim size. Bakalım beğenecek misiniz? Bakın arkadaşlar. Burası böyle. Ön kısmı bu şekilde, yan taraf bu şekilde. Şöyle buraya bir fermuar yerleştirdim, ayağa dokunmasın diye de yine içerisine bir cep yaptım. Bu videodan sonra inşallah vakit bulursam bunun eşini çekeceğim. Ama ben bunu yapalı neredeyse 2 ay oldu. Nasıl yaptığımı ben bile unuttum ama videoda inşallah hatırlayacağız, beraber yapacağız. Bu videodan sonra bunun videosunu çekip göndermeyi planlıyorum inşallah. Bir bunu yaptım aslında bu 3 ay içerisinde. İlk yaptığım buydu. Daha sonra bunun aynı örneğinden bakın bir terlik yaptım. Yine bunu da emelci örgüler için yaptım. Ona hediye göndereceğim arkadaşlar bunları. Şöyle bir terlik. Ve bir de yine aynı örnekten bir parmaksız elma. Şöyle kenara çekeyim bunları. Bunları ben yapalı bayağı oldu. Bayağı oldu. 3 ay içerisinde. Ancak bunları yapabildim. Şimdi acil bir babet yapmam gerekiyordu. Ve ben de bir arkadaşım için bu babeti yaptım. Hediye göndereceğim ben bunu arkadaşlar. Şöyle. Böyle bir günde uğraşarak çıkardım. Kolay bir model. Rahatlıkla yeni başlayanların dahi yapabileceği bir model. Ve ayakta duruşu çok güzel. Çok şık oldu.
Bugün sizlerle bunu yapacağız. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve videomu kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar, özellikle videolardan ayakkabı yapan arkadaşlardan rica ediyorum. Instagram'da da etiketlerseniz ve yaptığınız zaman sayfanın altına örgü ayakkabı da sanat kanalından yaptığınızı belirtirseniz, benim sayfamı da etiketlerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Daha çok insana ulaşmamız açısından bu önemli çünkü. Daha önce de çok söylemiştim, örgü ayakkabı çünkü çok bilinmiyor. Bilinmiyor ve yayılması, duyulması ve kanalın birazcık canlanması için de bunlar gerekli. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, hemen bismillah diyelim ve malzemelerimizi göstererek işimize başlayalım. Şimdi şu şekilde bir taban kullandım. Numaramız 37 olacak. Ben bunu İstanbul'da Gedikpaşa'da Emin Taban'dan almıştım arkadaşlar. Yani şu an bu tabandan nerede bulabilirsiniz hiç bilmiyorum. Ama aldığım adres burası. Çok önce almıştım. 2-3 çift kadar falan var elimde. Çok şık, benim çok hoşuma gidiyor bu taban. Ama maalesef alabileceğimiz şu anda zannediyorum bir yer yok. Tabanın içerisine bir tabanlık yaptım. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın, kalıbı çıkardım. Şöyle kalıbı göstereyim size. A4 kağıdıyla kalıbı çıkardım. Daha sonra bu kalıba göre altına sert karton kestim. Üzerinde yapışkanlı pedimiz var. Bakın, yapışkanlı ped yoksa normal patik evaları var ya, onlar da olur bunun arasına. Arkasından da ne yapacağız? Şunu şimdi birazdan yapışkanlı pedi şurayı kaldırıp yapıştıracağım. Ve eğer eve olursa da bu ikisini birbirine bali ile yapıştırdım arkadaşlar. Üzerine bunu da yapıştıracağız. Tığ olarak da ilk defa çok kalın bir tığ kullandım aslında. 2,5 numaralık bir tığ kullandım. Biraz elimi sıkarak ördüm. Çünkü ipim kalın oldu. Bakın şu şekilde bir ipi iki kat yaptım. Arkadaşlar, bu ip ne olduğunu söyleyeyim ben size ama bulamazsınız. Çünkü üretimi durmuş bunun. Ben bir ara çok almıştım. Yavuzlar ipliği, zincirli bebe yünü. Bakın bu amigurumi yazıyor. Ama yok, üretimi durmuş, artık ben de bulamıyorum. Yani bunun yerine bunun benzeri başka ipler kullanılabilir. Alize divayı iki kat yapıp kullanabilirsiniz. 18 katlı iple yapabilirsiniz. Veyahut da koton bir ip istiyorsanız alize koton gold kullanabilirsiniz. Yani nakup pırlanta kullanabilirsiniz. Pek çok seçenek var. Sağlam ve esnemeyen her türlü ip kullanılabilir arkadaşlar. Elinizdeki herhangi bir kumaşı yapıştırabilirsiniz yapmış olduğunuz tabanla. Bütün malzemeleri bakımlı ayakkabılardan, eski ismiyle yeni ismiyle İpek Pazar'dan temin edebilirsiniz. Hem Instagram'da sayfaları var, bakımlı ayakkabılar İpek Pazar diye, hem de satış siteleri var, ipekpazar.com. bütün malzemeleri buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir mumlu ip var. Mumlu ipiniz yoksa mumlu ip şart değil, ayakkabınızın kendi ipiyle de yapabilirsiniz. Veyahut da tabana uygun beyaz farklı bir iple de, ayakkabı ipiyle de yine yapabilirsiniz. Yine kemer delme aparatı lazım bir tane. Bir de yanıma getirmedim şimdi. Bali Derbi soğuk yapıştırıcı kullandım. Hem yapıştırdım bunu tabana, hem de kenarlardan dikiş yaptım. Çok sağlam oldu arkadaşlar. Yıkayın, istediğiniz kadar makineye atıp yıkayın, kurutun, giyin. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şekilde yırtılma olmaz. Evet, kumaşımızı yapıştırdım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bakın 1 santimden azıcık kısa 9 milimlik böyle kendime bir cetvel hazırladım. Bununla şöyle işaretlerseniz, bakın şöyle şekilde işaretler koyarak bu iple ben her birisinden ikişer ikişer çıkaracağım. Tığlamamı yapayım. Ondan sonra şu delme işini de bir göstereyim. Bir dakika. Şu şimdi işaret koyduğumuz yerlerden böyle kemer delme aparatının en küçük kısmıyla bu şekilde delelim arkadaşlar. Böyle işaretledikten sonra
deliklerinizi açın. ...18 katlı filoship veyahut da alize divayı 2 kat yaptığınızda da yine 9 milimlik aralar açarsanız arkadaşlar ideal oluyor. Aslında biraz ben göz kararı elime göre ayarlıyorum. Hiçbir zaman ilmek saymam arkadaşlar. Sizler de saymayın. Bana da sormayın ilmek sayısı. Bilmiyorum çünkü hiç saymadım. 9 milim aralıklarla ben tamamına deldim geldim. Şimdi şöyle şuradan ayağın iç oyuntusundan başlayabiliriz. Şu ilmeklerimizi alırken daha ince bir tığ kullanabiliriz. Kalın gelecek. Şöyle çekebileceğim 4 numara 1.60. Evet, bu da çok ince kaldı ama sadece ilmekleri çıkarırken bunu çıkaracağım arkadaşlar. Bakın şöyle. Şu şekilde 2-2 çevireceğim. Dediğim gibi ön ve arkada ne kadar 3 tane battığımı size bittiği zaman söylerim. Çok uzun göstermeye gerek yok. Hiç bilmeyenler için şöyle 3 tane göstereyim. Her videomda bu kısımlar var zaten arkadaşlar. Hiç atlamadan gösteriyorum. Bakın babam dışarıda hala çalışıyor. Sesi geliyordur belki. Kümes yapıyorlar. Eşimle ikisi. Evet bu şekilde bakın. İlmeklerin duruşu bu şekilde. Hepsini tığlayıp gelelim. Başladığımız yere kadar geldik. Şimdi ne yapacağız? Şuradan şöyle kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Ve bir zincir çektim. Bakın şu topu geçene kadar 5-6 yerde, önde de yine aynı şekilde şurayı geçene kadar 5-6 yerde 3 çıkardım, gerisi 2. Şimdi 2,5 numara tığıma geçiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurası önemli. 4 yazan yere bakmayın. 2,5 milimlik bir tığ. Şimdi bu şekilde bu yöne doğru toplamda 3 sıra sık iğne yaptım. 3. sırayı sardım zannediyorum. Evet, 1. sıra sık iğnemizi bitirdik. Şöyle yeni başlayan arkadaşlarım için birleştirmeyi bir göstereyim dedim. Şurada başlamış olduğumuz yere yine şöyle alıyoruz ve yine kaydırma yöntemiyle bakın birleştirdim. Bir zincir çektim. Hemen yanında tekrar sık iğne yapmaya devam ediyorum. Evet, bu ikinci sıramız. Toplam bu şekilde 3 sıra olacak arkadaşlar. 3. sırayı bakın bitiriyorum. Şimdi yine sona kadar. Şimdi yine başladığım yere kadar geldim ve başlamış olduğum yere şöyle ekledim. Bakın 1 2 3. Kalın bir ip arkadaşlar bu. Şöyle düşünün. Patik ipini 2 kat yapmış gibi düşünün. O yüzden tığım 2,5. Ben hiç şu ana kadar 2,5 numara tığla örmedim. Çok kalın çünkü ayakkabı için. Genelde ördüğüm tığ numarası 4 numara 1.60, 3 numara 1.70. Bu ikisini genelde kullanıyorum. Ama bu ip kalın. 2 numarayla bile çekemedim öyle söyleyeyim size. Evet, 3 sıra sık iğne yaptıktan sonra
Yine bir tane zincir çekelim. Şöyle çevirelim. Ayakkabımızı. Şimdi sarma yapacağız. İçten dışa doğru. Bakın. Biraz önce yapmış olduğumuz sık iğneye. Üçüncüyü bakın. Şunu. Sararak ilerleyeceğiz. Biz buna sarma diyoruz. Bu şekilde içten dışa doğru yaparsanız daha güzel oluyor. Belirgin oluyor. Şuradan sarıyoruz. Aynı yapmış olduğumuz sık iğneyi tekrar bir kat daha ipin arasına almış oluyoruz aslında. Böyle. Hiç bilmeyen arkadaşlarım için gösteriyorum. Yoksa herkes, ayakkabı yapan herkes bunu biliyor. Yeni başlayanlar için. Evet, yeterli. Başlamış olduğum yere kadar, buraya kadar yapıyorum şimdi. Şimdi şunu da belirteyim size. Şimdi ben burada 3 sıra yaptım ya. Benim ölçüm ne? Benim ölçüm şu tabanı yukarı çıkana kadar sık iğne yapıp sarmayı da üstünde tutmak. Yani şuradaki gibi, bakın, yaptığımız sarma şuranın hemen üstünde olacak. Dolayısıyla sizin tabanlarınız ve ipiniz farklı olduğu için bu havuzu çıkana kadar 3 değil 5 de örebilirsiniz mesela. 5 kez de örmek zorunda kalabilirsiniz. O şekilde yüksek olur da ipiniz de ince olursa hep aynı yöne doğru da örmeyin. Bir dıştan bir içten şeklinde örün. Şu görüntü olsun arkadaşlar, bakın, çekmesi. Şimdi ben 3 sıra ördüm. 3 sırada zaten yukarı çıktı, bakın. 3. sırayı sardım. 3. sıramız şurası. Çünkü hem tabanımız ince hem ipimiz kalın. Dolayısıyla siz kendi tabanınıza ve ipinize göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Yani ölçümüz ne? Şuradaki sarma hemen tabanın şöyle üstüne gelecek, dayanacak ve aralarda boşluk gözükmeyecek arkadaşlar. Mantığımız bu. Evet, şöyle başlamış olduğumuz yere yine aynı şekilde birleştirelim. Şöyle çevirelim şimdi. Gördünüz mü? Bakın, komple her yerine sardık. Burası tam böyle tabana oturacak arkadaşlar. Şu arada boşluk kalma riskini de aslında bununla kaldırmış oluyoruz. Şimdi son olarak ön kısma geçmeden önce bir sıra daha sık iğne yaptım bunun üzerine. Yani sarmanın üzerine bir sıra daha sık iğne geçelim. Bir, iki, üç, dört. Üçüncüyü sardık. Toplamda alttan yukarı doğru, bakın, dört sıra oldu. Burada artık ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şöyle ipinizi de şuraya aşağı doğru indirirseniz burada zaten yapışacak ya. Altta kalır. Şöyle çekin alta doğru. Şöyle yapışkan sürdüğümüz zaman alta yapışsın. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi şu tabanın yine hemen şuradaki çizginin bir altından yapmaya çalıştım arkadaşlar. Yani çok şuraya değmeyecek şekilde, yani çizgiyi aşmayacak şekilde birer santim aralıklarla, hatta ben göz kararı yaptım, bir santimden birazcık düşük. Buradaki sayılar çok çok önemli değil çünkü bu sayıyla işimiz yok, sadece buradan dikiş yapacağız. O nedenle hani çok çirkin olmasın diye sizler birer santim işaretleyin, o şekilde delim. Ben artık alışıyorsun göz kararı deldim. Şöyle onu da bir göstereyim.
şurayı aşmayacak bakın. Şu tarafı aşmayacak şekilde şöyle. Böyle derdim. Bu şekilde. Şöyle. Tüm çevresini bu şekilde deldim, temizledim. Bakın yapıştırma yapmadan önce şu şekilde tabanlarınızı zımparalayın mutlaka arkadaşlar. Bununla zımparalayıp her tarafını silip kuruladıktan sonra yapıştırma işlemini yapın. Her ikisine de her yerine gelecek şekilde tutkal sürdüm. Şimdi bunun 20 dakika beklemesi gerekiyor. Bu 20 dakika beklerken ben de öğle namazımı kılıp geliyorum. Ondan sonra devam edelim. Evet, 20 dakika bekledim ve kurudu arkadaşlar. Şimdi güzelce içine şöyle yerleştirelim. Şimdi bakın dikme işlemini yapacağız. Şöyle ipin kendisi şu tarafta, iç tarafta kalacak. Koparmayacağım ipi. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ne dediğimi anlayacaksınız. Şöyle bakın şu uç kısmını şurayı şuradan şöyle ayağın iç oyuntusundan çıkaralım. Yani şu yumak iç kısmında kalacak. Uç tarafını dışarı çıkardım bakın. Şimdi ne kadar olacak ölçü. Şöyle bakın. Bir tane saracaksınız. Sardık. Bir de şöyle yarım yani 1,5 ayakkabı kadar bu tarafa ayırdığınız olsun. Zaten diğer tarafı koparmayacağız. İç kısma daha çok gidiyor çünkü. Şimdi burada ayakkabıcıların dikiş yaptığı gibi aynı dikişle tek tek bunu dikeceğiz. Nasıl? Bakın. Şöyle içeriden şöyle çıkardım. Şunu şöyle bakın ikisini karşılık şöyle çekiyoruz. Tekrar göstereyim. Şuradan tığımı ittiriyorum. Şunu şu şekilde içeri şöyle çekiyorum. Dışarı doğru. Bunu buradan geçiriyorum. İkisini birden şöyle çekiyorum. Şöyle çıkaracağız. Diğerini buradan çıkaracağız. Böyle. Her yerini bu şekilde başladığımız yere kadar gelelim. Bitirme noktasını da göstereyim arkadaşlar. Bu tamam böyle olacak. Bakın. Çıkardım şöyle. Bakın. Böyle. Evet. Evet. Bu şekilde.
Başladığımız yere kadar yapalım. Bitirirken yine beraber bitirelim. Evet, başlamış olduğum yere kadar geldim. Bakın şimdi. Aynı o başlamış olduğum yere tekrar giriyorum. Yine bunu çıkarıyorum. Evet, sonuncuyu da yaptım bakın. Şimdi tekrar şuradan tığımı çıkarıp bir kez daha bunu içeri çekeceğim. Sadece şurada iki kat olmuş olacak arkadaşlar. Sağlamlamak adına şuradan hemen bakın görebilirsiniz. Buradan girdiğimiz zaman şuradan çıkıyoruz bakın. Burada var bir tane. Şimdi bir kez daha içeri çekeceğim. Sadece bir tanesinde iki kat oldu ip. Sonra şuraya biraz şöyle arttı bakın birazcık olsun. Önemli değil. Kısa gelmesin de. Kısa gelirse bunda sıkıntı olur. Şöyle bağlayalım. Evet, bakın iplerimizi de şöyle şuralara doğru sakladık. Birazcık uzun bırakın böyle hemen kısaca kesmeyin. Şuradaki düğümü bir kez atın arkadaşlar. Şuradaki düğümü çok fazla belirginleştirmeyin, ayağa batmasın. Şöyle düğümü biraz eziyorum bakın içeri doğru. Bunu özellikle ayağın boşluk tarafından başlıyorum ki hani o boşluktan dolayı batma riskini biraz daha azaltalım diye. Evet, tabanımızın en zor kısmını bitirdik arkadaşlar. Şimdi ön tarafa başlayalım. İlk etapta tam önde orta noktayı bulmamız lazım. Şöyle de yapabilirsiniz elinizle. Bakın göz kararı da artık buluyorsunuz zaten. Şöyle burası ben tam ortası desem, tam ortayı bulmak önemli. Tam ortadan başlamazsanız örgünüz kayar. Bir taraf böyle ileriden giderken bir taraf geriden gelir. O nedenle ilk etapta şuradaki ön ortayı iyi tespit etmemiz lazım. Şurası orta nokta desek sağa doğru 1, 2, 3, 4. Buradan başlayalım. Ön tarafta sadece sık iğne yapacağız. Evet, ip kalın olduğu için düğüm atmadım. Biraz şöyle yapayım. İlmeklerin arasında kaydırayım, yürüteyim. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bir de şu şekilde 10'uncuyu da böyle alalım. Evet, 10 ilmekle başladım arkadaşlar. Dönerken bakın birinciye atlıyorum. İkinciden örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 şuradan da ilmek çıkarmamız lazım. Evet, bu
tığ kalın. Şu ince tığı da çıkarmaya çalışayım. 10 ilmekle başladık. Burası şimdi 9 oldu. Bakın bir taneyi dönerken atladığımız için şu 9. Şu ilk. Toplam 9 tane ördüm. Şimdi bakın ekleme yapacağım. Ekleme yaparken ipim çok kalın arkadaşlar. Ben kalın ipte özellikle şu ilk 4 dişte, 3-4 dişte atlıyorum ekleme yaparken. Şimdi burada bakın şunu atlayacağım ve şuradan ekleme yapacağım. Bakın dikkat edin. Şunu atlıyorum. Şuradan ekliyorum. Şu şekilde tığımızı dışarıdan itelim. Şöyle çıkardım. Bundan. Hemen yanında tekrar bakın hemen yanından şöyle. Gördünüz mü? İki taneyle kenara bağladım. Şimdi dönerken bunun birincisini şunu atlıyoruz. İkincisinden örmeye devam ediyoruz. Şöyle tekrar sıkı örüyorum. Elimdeki tığ da biraz kalın. Gayet sıkı örmeye çalışıyorum. Dediğim gibi ilk 4 dişte, 3-4 dişte elime göre atlama yapıyorum kenarlarda. Daha sonrasında atlamıyorum. Evet, şuradan da hep bir ilmek çıkardım. Evet, yine bu tarafta bunu atladım. Buradan ekleme yapıyorum. Şöyle. Yine dönüşlerde hep şu birinciyi atlıyoruz. İkinciden batıyoruz. Dolayısıyla hem sağda hem solda birer tane ilmek artırmış oluyoruz. Üst taraf bol gelirse artık artırmak istemezseniz iki kaydırmanın ikisine de dönerken atlamanız gerekiyor. Biraz bu atlamayı atlamamayı elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Bakın atladığım zaman çok uzak kalacak sanki. Birinci de atlamıştım. Şimdi ikinci de atlamayacağım. Hemen ekledim dikkat ederseniz. İki tane kaydırmayla bağladım. Bir taneyi atlıyorum. İkinciden örmeye devam ediyorum. Bu kenar bağlamalarını her videoda ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Ayrı videolarım da var. Örgü ayakkabılarda üst yan bağlamalar başlıklı bir videoda var. Orada da daha yakından yavaş yavaş gösterdim. Bu videoya ilk defa rastlayan arkadaşlarım diğerlerine de baksınlar. Diğerlerin ekleme kısımlarına da baksınlar. Özellikle ilk videolarım değil son videolarım da daha yakın gösterdim. Yine bu tarafa geldim. Burada da şimdi dikkat edin ta atlayıp da buraya gidersem çok fazla ilerlemiş olacağım. O nedenle diğer tarafta atlamadım. Burada da atlamayacağım şimdi bu sırada. Hemen iki tane bağladım. Dönerken birinciyi atlıyoruz. İkinciden örmeye devam ediyoruz. Yine bakın bunda da atlayacağım. O zaman bir atladım bir atlamadım. Şimdi atlıyorum bakın. Şunu atlıyorum. Şuradan. Ben hep böyle yapıyorum diye göstermiyorum. Şu anda elime göre ayarlıyorum. Şu ipe göre ayarlıyorum bakın. Bir tane atladım örerken. Diğer tarafı da göstereyim. Bakın bu tarafa geldik.
Yine bir tane burada da atladım. Evet. Mantık bu arkadaşlar. Şimdi kaç sıra örmüşüz bakalım bir. Şu önde ilk sıradan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12,5 ipi şurada bırakmıştım. 12,5 diş sık iğne yapmışız. Şimdi oraya kadar yükseltip gelelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12,5. 12,5 diş ben yükselttim. Sizle arkadaşlar kenarlardan size gösterdiğimin dışında atlama yapmadım. Bağlama yaparken hiç atlamadan direkt 2 2 bağladım. Sadece şurada zannedersem size gösterdiğim 2 kez atlamıştık. Onun dışında atlama yapmadım ve bu şekilde 12,5 diş ördüm. Şimdi ne yapacağız? Bakın ön taraf bitmek üzere. Bu arada ikindi vakti de oldu. Güneş geldi. Pencereye perdeyi çektim. İnşallah karanlık değildir. Yine buradan evet, kenardan bir tane bağladım. Şimdi buraya bir kaydırma yapacağız arkadaşlar. Neden yapacağız biliyor musunuz? Şurada kenarları bağlarken bakın. Şurada bir ilmek var. Kendi ördüğümüz kısma bağlamadım. Şurada yapacağımız kaydırmaya bağlama yaptım çünkü. O nedenle buraya şimdi bir kaydırma yapmamız gerekiyor. Şöyle bakın hemen kıyıdan yaptım ben. Şöyle. Çıkaralım. Şu çift katı içeride olması gerekiyor. O nedenle biraz ters ters yapıyorum şu anda. Diğer taraftan gelsek daha kolay olacaktı. Belki sizler bir diş bir sıra daha örerseniz diğer tarafa gidip bu tarafa doğru kaydırmayı daha rahat yaparsınız. Şu bakın şu aldığımız kısım, şu iki kat olan kısım içeride olacak çünkü bağlamaları oraya yapacağımız için iç tarafa. Yukarıda tek katı kaldı bakın. Şurası içeride olacak şöyle aldığımız yer. Şimdi bu şekilde sonuna kadar bakın böyle. Buraya kaydırmamızı yapalım. Şuraya kadar. Bu kaydırmayı çok sıkı yapmayın. Yani normal örgünüzü nasıl örüyorsanız öyle yapın. Hem çok sıkıp ayağınızı acıtabilir hem de ekleme yaparken kenarlarda çok zorlanırsınız. O nedenle normal ördüğünüz gibi bu kaydırmayı yapın arkadaşlar. Zannedersem yeter. Bakın komple yaptım. Şuradan şimdi bakın ben şöyle yaptım. Buradan kestim. Önce şurada topuğu bir yükselttim. Topuktan gelip ördüm. İsterseniz ip ayırın. Burada kesmeyin. Bunu bırakın. İp ayırın. Yani içinden çıkarın ipi. Topuk kısmına ördükten sonra hiç kesmeden buradan topuğa gidip gelebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben diğerinde bunu akıl edemediğim için şimdi diğerini nasıl yaptıysam öyle yapacağım. Dediğim gibi siz bunu ipi burada bırakırsınız, kesmezsiniz. İçinden, içlerinden yumaklarını ip çıkarır, topuğunu bir önce halleder. Sonra buradan gider gelir örgünüzü tamamlarsınız. Ben şimdi kesiyorum.
Şimdi topuk kısmını yapacağız. Topuk kısmını farklı yaptım. Bunu. Aslına bakarsanız ilk defa bu şekilde yaptım. Komple dönmeden böyle topuğu yapıp önce burayı sonra burayı şeklinde ördüm. Bakın sonra şuradaki eklemeleri, ekleme yerlerini de tekrar üzerine kaydırma yaparak kapattım aslında. Şu şekilde çift kaydırma gibi gözüktü. Şimdi kaç sıra yapmış? Ondan önce arkadaşlar şu 37 numaraydı ayakkabımız. Size şuranın bir ölçüsünü vereyim isterseniz. Çünkü ipiniz farklı olabilir. Hemen hemen işte 11 santim diyelim. Bu 37-38'e uygun 11 santim. Şurasına bakalım bir de. Şuradan. Şuraya bakın. İşte hemen hemen 14-15 santim falan. 15 santim de yine 37-38'e uygun. Zaten biraz da şimdi kenarlardan bağlandığında da bu 37 için 14-13-14 santime inecek. Yeterli. Şimdi şu topuk kısmına bir bakalım. Topuk kısmında ilk sıranın üzerine 1-2-3-4-5-6-7 diş yapmışım. Sonra tekrar bir sırada sık iğne geçtim. Evet. Şu topuk kısmını beraber bir yapalım. Ben şu sayayım şurayı kaç ilmek var söyleyeceğim size. Evet şöyle toplam burada 18 ilmek var arkadaşlar. Ben o şekilde başlamışım. Şöyle bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 şöyle olsa şöyle de bir ölçü vereyim. Hani topukta kaçla başlamışım? 8,5 falan. 8,5 santimle başlamışım. Onu yukarı doğru zaten birer birer bakın daralttım 18'i. En son şurada 6 ilmek kalmıştı. Şurada daralttım. 6 ilmek kalmıştı. Şimdi beraber yapalım. Şunu da şöyle uzattım. İlmek düğüm yapmadım ayağa batmasın diye. Arada götürdüm ipi. Bakın 1 2 3 4 5 6 17 şöyle dışarı çıkaracağım ve 18 tane ilmek. Şöyle bakın. Evet. Gayet iyi. Şu ipi dışarıda şöyle kısaltıp hemen yakıvereceğim. İpleri sakın içeride yakmayın. Ayağınıza batar. Küçücük de olsa ayağınıza batar. Dışarıda böyle dışarı çıkarın. Küçücük bir şekilde şöyle. Şöyle hemen bastırıverin. Dışarıda kalsın arkadaşlar. İçeride yakarsanız ayağınızı acıtacaktır. Evet. 18 tane ilmekle başladım. Şuraya da bir tane şöyle kaydırma gibi yapmıştım zannediyorum. Ondan sonra bir taneyi atladım. Bu kaydırmayı. Sık iğne yapalım. Normal bir şekilde. Yukarı doğru 7 diş oldu. Aslında biraz bana yüksek gibi geldi ama ayakta duruşu güzel oldu arkadaşlar. Hani keşke bir diş daha azaltsaydım dedim. Dur size ölçüsünü vereyim hatta ben onun. İpler farklı olduğu için bakın şimdi. Keşke dedim şu hani bir dişi yapmamış olsaydım biraz daha kısa olsaydı dedim. Sökmeye kalktım hatta. Ama ayakta duruşunu çok beğendiler. Sökmedim ben de. Şöyle ölçü vereyim bakın şuradan başladığımda bakın 7,5 yani 7,5 santim
filan olmuş. Belki 7 santim filan olsa daha mı iyi olur bilemedim. Dediğim gibi üzerine bakın şu ilk sıradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diş yapmıştım. Şurası sık iğne zaten en son döneceğimiz yer. İstiyorsanız siz burayı 7 diş değil de 6 diş yapabilirsiniz. Uzun geldiyse. Ama siz zaten başta hani slide'da ayakta da gördünüz bunu. Hoşunuza gittiyse beğendiyseniz aynı benim gibi yapın. Ama bir tık böyle yarım santim falan düşük yapsanız da olabilir arkadaşlar. Hani bu da fikir olarak söylemiş olayım. Şimdi şöyle göstereyim hemen. Geldik buraya. Döndüm. Bakın şurada birinciyi atlıyorum. Buradan giriyorum. Şurayı atlıyorum. Şurayı atlıyorum. Şuradan. Evet, yine sona geldim. Buradan da dönerken bakın birinciyi atlıyorum. İkinciden örüyorum. Bu şekilde toplam 7 diş olacak. Şurada şu birinciyi saymıyoruz. Şunu saymıyoruz. Bakın bir diş olmuş zaten. Bu bir dişin üzerine 6 diş daha yapalım. Kenarlardan birer birer atlayalım. Söylediğim gibi en son bitirdiğimde 6 ilmek kalmıştı. O şekilde örelim gelelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diş ördüm. Bakın şöyle ilmeğe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek kaldı. Arkadaşlar siz büyük tabanlar örüyorsanız yani 36, 37, 36, 37, 38 için bu sayılar bence olur. Fakat siz 39, 40 örüyorsanız mesela ben 19'da başladıysam şu arka topuk kısmını sizler ne bileyim 22, 23, 24 biraz daha şöyle ileriden başlayın. Tabanınıza göre bu sayıları ayarlamanız lazım. Önde mesela biz 12,5 yaptıysak siz 39 için 13,5, 40 için 14,5 yapmanız gerekebilir. Yani elinizdeki numaraya göre lütfen ayarlayın. Aynı sayılarda tabii ki olmaz farklı numaralar. Şimdi şurayı da bir ölçeyim. Evet bakın burası bittiği zaman 3 santim. Bu ip çok kalın. 2 tane ilmek 1 santim demek. Evet şimdi burada bu ipi şöyle şurayı kurtaracak kadar kestim. Bunu çünkü buraya yedireceğim. Şuradan tekrar başlayacağız. Şöyle yapayım. Evet şöyle şuradan. Yine burada da şurayı kurtaracak kadar şu kenarı içine sararak birazcık kenarını kalınlaştırdım sadece. Çok şart değil. İstemiyorsanız yapmayın. Şöyle bu kenardan diğer tarafa kadar sık iğne yapın. Bakın bir araya bir ortaya şeklinde denk geliyor ilmekler. Şöyle bir araya bir ortaya. Evet, şu ipleri şurada dışarı çıkaracağım. Çünkü küçücük kesip dışarıda yakıyorum hep. Şöyle ördük buraya kadar. Köşeye geldiğinizde aynı yere bir tane daha sık iğne yapın dönerken. Ondan sonra şurayı normal sık iğne örelim. Üst kısmının altına ip sarmadım. Bakın dikkat ederseniz daha yüksek olmasın. Şuradaki ipi de bakın şimdi
şöyle yapıp yine buraya aynı yere dönerken tekrar şu köşeye de iki tane yaptım bakın. Şöyle en son bir tane kaydırmayla şuraya tutturdum bakın. Şimdi bu şekilde sık iğne yaptık. Dönerken buraya kadar kaydırma yapacağız şimdi. Eklemeleri bu kaydırmalara yapacağız çünkü. Şöyle yapalım. Bakın. Şöyle şuradan ipi önce dışarı çıkaralım. Sonra aynı şekilde böyle her birinden evet bakın komple şimdi kaydırma yaptık iç kısmından döne döne burada hemen şurada şöyle ilmek alıp örmeye başladım. Şöyle şöyle kıvırın örerken kolaylık olsun. Takılıyor çünkü tığa. Şöyle çevirdim. Bakın buraya kadar geldim. Şurada biz niye kaydırma yaptık? Buraya bağlamak için kaydırma yapmıştık. Şöyle bir orayı yaklaştırayım. Bakın. Şurada yapmış olduğumuz kaydırma. Görüyor musunuz? Şöyle dıştan şu şekilde girdim. Girdim. Bir tane bağladım. Burada hemen üstündeki kaydırmaya çıkacağız tekrar. Evet biraz kamerada zor oluyor. Bir dakika arkadaşlar takamadım ben. Şöyle hemen bir üstündekine geçeceğiz. Tığ kalın geliyor herhalde. Şununla şu inceyi taktım. Rahatlıkla bakın aldım iç kısımdaki kaydırmadan. Tekrar bunu çıkaracağız. Hadi çık. Ay, çıkaramadım. Çıkaramadım. Bir dakika. Evet, hemen bir üstündeki kaydırmayı ancak ince tığla çıkarabildim. Tamam. İki tane kaydırma ile bakın. Yine bağladım. Daha önce yapmış olduğumuz kaydırmaya, şu içerideki kaydırmaya bağlıyoruz yalnız. Şura böyle dışarıda duracak arkadaşlar. Şimdi dönüp şuraya kadar örelim. Yine burada görüşelim. Bakın buraya kadar geldim. Yine burada şu içeride biraz önce yapmış olduğum kaydırmalara bağlayacağım. Bir, iki ve üç.
üçer tane yaptım. Ancak dengeleyecek. İkişer tane çok kısa kaldı çünkü. Ama siz 1 santim bunu kısa yaparsanız 2-2 de bağlarsanız daha güzel duracaktır arkadaşlar. Şöyle ikisini de atlayacağım. Bakın üçüncüye batıyorum. Artırma yapmak istemiyorum çünkü. Evet, 3 kaydırma yaptım. İkisini atladım. Üçüncüye battım arkadaşlar. Şimdi yine buraya kadar gelelim. Tekrar bir daha şöyle yakınlaştırıp göstereyim. Burada yine şöyle iç kısma yaptığımız kaydırmaya bağlayacaksınız. Bakın. Şöyle bir. Hemen üstüne tekrar. Şöyle. İki. Evet, iki tane. Bakın içeri yaptığımız için şurada bir ilmek böyle çizgi gibi kalıyor arkadaşlar. Şimdi iki tane kaydırmayla bağladım. Artırmak istemiyorsanız ikisini de atlayın. Tekrar bakın şurada 1-2. Ben şimdi bir tanesini yine atlayıp diğerine batacağım. Ha, ben şimdi artırmak istemiyorum mesela. İkisini de atlayacağım. Üçüncüye. Biraz böyle sıksın ayağı. Burada artırma yapmak istemediğinizde bağladığınız kaydırmaların hepsine de iki bağlıyorsunuz ya. İkisini de atlayacaksınız. Bu burası için de geçerli. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ben 4 diş ördüm. Bakın 4 diş yükselttim. Evet, size gösterdiğim şekilde ben kenarını 4 diş ördüm. Ama şöyle ilk sarmadan itibaren toplamı ne kadar onu göstereyim. Çünkü iplerimiz farklı olacak. Evet, burası hemen hemen başladığımız yerden itibaren 4 santim olacak. Ben şimdi dediğim gibi 2 diş ördük. 2 diş daha öreceğim. Aynı şekilde ondan sonra diğer tarafa geçeceğim. Şurayı bir daha göstereceğim ama şimdi. Oraya kadar geleyim. Tekrar şurada görüşelim. Şimdi yine burada yine bakın arka tarafta ekleme kısmında ne yapıyoruz? İç taraftan aldım. Bir tane kaydırdım. Bu ikinci, bu da üçüncü. Evet. Böyle. Şimdi dönüyorum. Dönüyorum. İki taneyi atlayıp köşeye batıyorum. Hiç artırmak istemiyorsanız üçünü de atlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi bir de öyle yapalım. Üçünü de atlıyorum şu anda. Evet. Bu şekilde elinize göre ne kadar yükseltmeniz gerekiyorsa o kadar yükseltin. Ben 37-38 için 4 santim yeterli arkadaşlar. Bakın 4 santim yükseltmişim. 1, 2, 3, 4. 4 diş ördüm. Yine buraya 3 kaydırmayla şu anda bakın tekrar bağladım. Ve burada ipimi kopardım. Bu ipleri dışarıda biraz böyle yürütün. Hani birden hemen yakmayın arkadaşlar. Şöyle aralarda falan yürütün. Ondan sonra yakarsınız. Evet. Burası bakın böyle oldu. Dediğim gibi şöyle bir dişi keserseniz belki daha iyi olabilir. Şimdi bu taraf. Burayı
buradan başladığım için burayı da ben bu taraftan başladım ördüm. Ama tam bu şekilde 4 diş çıksın istiyorsanız buradan başlayıp bu şekilde örmeniz lazım. Evet, şöyle hemen kenardan başlayacağım. Ve aynı şekilde öreceğim arkadaşlar. Yine böyle 4 diş gidip gelip buralara bağlayarak aynı şekilde öreceğim. Bakın şu kenarda bağladıklarımın hepsini dönerken atladım. Burada da yine 3 kaydırdım ya, 3 atladım. Yani hiç artırma yapmadım ben bu ayakkabıda. Tam ayağı böyle sıksın, sıkı tutsun diye. Dolayısıyla sizler kendi ayak numaranıza, kendi ipinize göre bunu ayarlamanız lazım. Aynı şekilde, aynı ilmeklerle ördüğünüzde aynı sonuç çıkmaz. Bundan emin olun. Siz kendiniz kendi elinizdeki ipe, tabana, tığa göre ayarlama yapmanız lazım. Ben aslında sadece size fikir veriyorum arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde burada uyguladığım yöntemi burada da uygulayacağım. Bu şekilde de en son bir çevresine şöyle beraber kaydırma geçeceğiz. Ondan sonra ayakkabımız bitmiş olacak. Arkadaşlar ayakkabınızı örerken mesela ben şimdi şuranın arasının ilmeğiyle ilk yaptığım ilmeğini saydım. Şurayı saydım. Yine aynı şekilde şuranın ilmeğini de saydım. Hani birinci yaptığınızla ikinci yaptığınızın ilmeklerinin aynı olmasına dikkat edin. Ve aynı sıklıkta örmeye de dikkat edin. Sizler şöyle yapın zaten. Bir ayakkabıyı tamamen bitirmeden ikisini beraber başlayın. Her şeyini, tabanını falan. Mesela birinin alt kısmını yaptınız, yapıştırdınız, diğerine geçin. Diğerini de yapın. Birinin ön tarafını bitirdiniz, hemen diğerinin ön tarafına geçin. Onu da bitirin aynı şekilde. Arkayı yaptınız, diğerini de yapın. Kenarları da aynı şekilde yapın. İkisini bir çıkarın arkadaşlar. Ben şimdi video çekiyorum diye böyle bir tanesini komple bitiriyorum. Ama bazen de böyle video geç kaldığı zaman da unutuyorum ne yaptığımı. Rastgele yapıyorum ikincisini mesela. Ha, tutuyor mu? Genelde tutuyor ama tutmayabilir. Siz öyle yapın. Çünkü inanın insanın anlık psikolojisine göre bile örgü farklı çıkıyor arkadaşlar. Yani ben anlayamıyorum. Kimi zaman sık çıkıyor elimden, kimi zaman daha normal çıkıyor. Ben sık örerim zaten normalde. Evet, şimdi burayı da bitirdim. Burada bakın bu taraftan ördüğüm için şu bir diş üstte yarım altta yarım oldu. Benim için sorun değil. Yani şuradaki gibi 4 diş komple olmadı. Buradaki gibi olmasını istiyorsanız ben bu taraftan başladım ya. Siz buradan başlayıp öreceksiniz. Başta söylemiştim. Yine bir tekrar etmiş olayım. Evet, burada şimdi en son biterken bir 3 tane daha kaydırma yapıp böyle bitireceğim. Buradan 3 kaydırmayı bağlayıp dönerken hiç artırmamak için 3 atladım ya, bakın burayı öne doğru çekti. Doğrusu da bu arkadaşlar. Topu rahat tutabilmesi için arkanın biraz böyle öne doğru gelmesi gerekiyor. Öyle olduysa hani şaşırmayın, böyle olacak mı olmayacak mı diye tereddüt geçirmeyin. Bunu hiç bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. 1-2 tane ayakkabı yapanlar zaten biliyorlar. Şimdi arkadaşlar kesilmeyecekti, ben kestim. Dikkatim çok dağınık çünkü. Buradan itibaren tekrar kaydırma yapacağız çünkü. Kızdım kendime şimdi ya. Neyse. Burada kesmeyecektik. Siz kesmeyin. Bir dakika, ben yeniden uğraşacağım şimdi. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker diyorlar ya. Ben de hep eller çekiyor. Şimdi bunu yine bir kaybedeceğim. Neyse artık. Benim de en sinir olduğum şey böyle rastgele lüzumsuz ip kesmek, ama böyle dikkatim dağılıyor. Düşünemedim onu birden. Neyse.
buradan kesmeyip aynı şekilde dönüp kaydırmayla gelecektik. Şöyle üstüne tekrar bir kaydırma geçtim çünkü. Yeniden yapalım, önemli değil ya. Şimdi aynı yerden tekrar takacağım. Ne yapayım? Sağlık olsun. Bir tane şöyle sıkılayım bari. Şimdi her birisinden şöyle göstereyim. Kenardan çok hafif sıkacağım. Biraz daha böyle ayakkabıyı toplasın diye. Yine bunu çok sıkarsanız ayağınızı keser. Çok sıkmayın. Çok hafif sıkacağım arkadaşlar. Şöyle. Şurası çok uzak kalacak. Şuraya gelsem şöyle. Çok uzak olacak. Şu araya birleştirdiğim yere yapmak istiyorum ama giremedim ki. Şöyle bir tane. Şimdi şuraya geçtim bakın. Böyle. Üstünde aynı şekilde her ilmeğe girerek devam edelim. Buradan tekrar şöyle bakın, şuraya atlayalım, kenarından yine de bakın. Burada ne yaptım ben ya? Dur bakayım. Şimdi arkadaşlar bakın, buraya kadar geldikten sonra şu ekleme yaptığım yerleri kapatmak için buranın üzerinden kaydırma yaptım. Şöyle alttan buraya kadar gittim. Şöyle. Burada şöyle şöyle biraz burada zorlandım. İp içeride kaldı çünkü. Şöyle. Şöyle girdik. Şöyle. Bu elinizle yaparken bu kadar zor değil, merak etmeyin. Şimdi masada ben bayağı bir zorlanıyorum ama kucağınıza alır rahatlıkla yaparsınız arkadaşlar. Ben diğerini yaparken hiç fark etmedim bile buranın bu kadar beni yorduğunu. Ama şimdi burada size gösterebilmek için 40 takla atıyorum ama bilmiyorum. Şöyle aşağı kadar indim. Şimdi şuradan iç ip içeride kaldığı için bakın birazcık zorluyor o kadar. Şu alt sıradan karşıya kaydırma yaparak ilerleyeceğim. Bakın şurası çift kaydırma gibi. Aslında diğeri daha güzel oldu. Ben kamerada şu anda çok güzel yapamadım. Şurayı. Yani bu en son yaptığım kaydırma zorunuza giderse
Yapmaya da bilirsiniz ya. Çok da önemli değil. Çok elzem bir şey değil yani. Ama şu var. Ayakkabıyı topluyor arkadaşlar. Yani böyle ayağı çok güzel kavruyor. Kaydırmanın da bunda katkısı kesinlikle var. Hani sadece bir süs amaçlı değil aslında. Biraz toparlıyor ayakkabıyı. Sıkı, hafiften sıkarsanız böyle kullanımı daha rahat olacaktır. Çok sıktığınızda ayağınızı acıtır. Çok sıkmayın. Şuraya atlatana kadar geldim bakın. Şimdi yine şu eklemeleri yaptığım yerin üzerlerinden devam ediyorum. Şöyle. Bu kaydırmayı mesela beyaz renkte de yapabiliriz. Hani tabanın renginde de yapabilirsiniz. En son yaptığımız kaydırmayı öyle güzel bir görüntü de verir. Şimdi şurada bir sık iğneyle kapatacağım. Biraz uzun keseceğim. Şöyle çok kısa kesmeyin lütfen. Evet arkadaşlarım, bakın ayakkabımızı bitirdik. Ben böyle bahçeye çıktım fotoğrafları çekmek için. O başta görmüş olduğunuz slayttaki fotoğrafları en son size video gönderdiğimde hatırlarsanız sonbahar yaprakları vardı her tarafta. Neredeyse 3 ay geçti. Bakın şu anda portakal çiçekte. Şöyle bir göstereyim. Limon çiçekte ama hala üzerinde limonları da var. Evet, şurada da kayısı ağacını görüyorsunuz. Bakın şurada portakallar var. Şurada bizim soğanımız. Gördüğünüz gibi bahar geldi. Ben ancak bir model daha sizlerle paylaşabildim. Evet sevgili arkadaşlarım. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.